Beraat bizim dilimizde de kullanılır. Beraat etti denir ya mahkemelerde falan. Kelime anlamı beraatin bir suçtan kurtulmak, cezadan kurtulmak, borçtan kurtulmak. Hani bizler herhangi bir kuruma borcumuz olduğunda, borcumuzu ödediğimizde, borcumuzu ödediğimize dair, temiz olduğumuza dair, borçlu olmadığımıza dair bir belge verilir ya bizlere o kurumdan. İşte elektrik borcumuza karşılık, telefon borcumuza karşılık verilir ya bir belge. İşte bu akşam da Yüce Rabbimiz bizleri günahlardan temizliyor. Hakikaten çok büyük bir coşkuyla, heyecanla kandil geceleri yaşanıyor bizim ülkemizde. Bunu da hakikaten memnuniyetle ifade edelim ve halkımızı, cemaatimizi de tebrik edelim bu hususta. Camilerimizde yer olmuyor. Hakikaten çoluk çocuk ailesiyle birlikte o akşam sokaklar, her taraf camiler cemaatle doluyor. Bunu da ifade etmek lazım. İnşallah bu akşam da yine bu şekilde, coşkulu bir şekilde, heyecanla ibadette bulunacağız, dua ve niyazda bulunacağız. Yine dua gecesi bu gece. O da çok önemli. Rabbimize dua etmek için duaların kabul edildiği mübarek gecelerden Berat gecesi. Onu da ifade edelim. Tevbe istiğfar edeceğiz dedik. Bir de dua edelim. Hem kendimiz için dua edelim, hem ailemiz için dua edelim, hem milletimiz için dua edelim, hem bütün insanlık için dua edelim. Biliyorsunuz tam Berat kandili, Berat gecesi arefesinde heyecanla Berat'ı beklediğimiz bir anda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda, bu üç aylarda birlik ve beraberliğimizi yaşattığımız, zirvede yaşadığımız bu günlerde çok acı bir haberle sarsıldık. 13 tane askerimiz şehit oldu. Vatan uğruna, bayrak uğruna şehit edildiler. Canlarını feda ettiler. Hakikaten biz çok üzüldük. Fakat elbette ki şu mesajı da vermek istiyorum. Bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacaktır. Tam aksine bizleri kenetleyecektir. Birlik, beraberlik içerisinde bizim milletimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da düşmanlarına fırsat vermeyecektir.